Sen sorular sor. Evet hocam. 7 Ağustos Pazar günü 17 Eylül stadına geldik. Yeni bir sezon öncesi ilk karşılaşmayı Bursa Spor'la özel bir müsabaka oynadık ve 1-0 müsabakayı kazandık. Yorum alalım. Sevgili Zeki, bu maçlarda sonuç önemli değil. Ortaya konulan oyun önemli. Oyun bizi esas ümitlendiren oldu. Bandırma Spor her iki yarıda da çok disiplinli oynadı. Bursa Spor'a top göstermedi desem yeridir. Belki Hamzaoğlu hoca da şaşkındır. Böyle bir Bandırma Spor karşısında o da belli bir süre duraksadı. Böyle bir Bandırma Spor beklemiyordu. Bandırma Spor gerçekten çok disiplinli oynadı. Bakıyorum ilk yarıda ideal 11'e yakın bir kadro gördüm. İşte kalede Okan da başladı. Bu Ali mi olur, Okan mı olur? Bunu zaman gösterecek. Ömer Birinler, Özgür Serkan sanki İsmail Hoca geri dörtlüyü bize sundu. Ben %80 bu dörtlüyle oynayacağım demek istedim. Ön libero'da Emirhan'ı gördük. Emirhan eski takımına karşı elinden geleni yapmaya çalıştı. Bursa Spor şaşkındı. Karşısında ummadığı çok diri bir Bandırma Spor buldu. De Costa az topla buluştu ama çok iyi işler yapmaya çalıştı. Bu Costa her geçen hafta üzerine koyacaktır. Çok inceci, futbolu bilen, ölü toplardan bize çok puan getirici hamleler yapacaktır diyorum. Costa'ya çok güveniyorum. Doğan bu karambol içerisinde kendine ilk 11'de yer bulma şansı çok yüksek bir futbolcu. Doğan'ı buradan tebrik ediyorum. Doğan gerçekten gözden kaçırmış bir yetenek. Doğan'dan bu sene çok şey bekliyorum. Alex, geçen sene Fenerbahçeli kayıt diyorum buna ben. Çok gösterişsiz oynuyor fakat dikine oynamayı seviyor. Costa ile Alex arasındaki diyalog güçlenirse Bandırma Spor kanat bindirmelerinde çok etkili olacaktır. Mapiko ayrı bir parantez açıyorum. Böyle bir adam yıllardır Bandırma Spor'a gelmedi. Nazar değmesinden korkuyorum. Çok güçlü iki kişilik oynuyor. Hani kapı gibi derler ya, böyle bir adam çok gol attıracak bize, çok asistler yapacak. Mapiko ayrı bir heyecan getirecektir Bandırma Spor'a. Diğer takımlar Mapiko'dan korksun diyorum. Şimdiden bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. İkinci yarıda tabii çok adam değişti. Önce 3-4 adam koydu İsmail Hoca. 60'tan sonra da bir 4 adam daha koydu. Bütün 18-19 futbolcu izleme imkanı verdi bize sevgili Zeki. Bakıyorum oyuna sonradan girenler Oğulcan, Bahricen, Küçük Oğuz ellerinden geleni yaptılar. David zaten gizli bir kahraman. Yiğit tecrübeli bir oyuncu. Asist çok güzel bir asist. Golde Yiğit vardı ama asist Yiğit'in oyunda devamlılık kazanması şart. Durarak oynaması mümkün değil. Biraz daha içe kat etmeli. Gizli koşular yapmalı. Yiğit'in tecrübesine laf yok. Alex zaten beğendiğimi söylemişti. Furkan'ın yerini yadırgadı. Furkan forvet arkası mı, kanat adamı mı? Bana göre halen kanat adamı diyor Furkan için. Atabey'e bittim tabii. Atabey yine görevini yaptı. Bitirici öldürücü vuruşu. Yiğit'in enfes ortasını çok iyi buluştu ve Bursa Spor kalecisine yapacak bir şey bırakmadı ve bizi galip getiren golü attı. Yani ben Atabey'e de kıyamıyorum. Yani hocamıza da tabii hocamız bilir başlığıyla, çerçevesiyle konuşuyorum. Atabey ile Mapiko yan yana oynarsa ne iş, neler yaparlar artık onu ben düşünemiyorum. Çok şey yapacaklarına inanıyorum ve Bandırma Spor tebrik ediyorum. Lige iyi bir Bandırma Spor geliyor müjdesini taraftarlara vermek istiyorum.